Öğretmen ve şair olan Hüseyin Nihal Atsız, gençliği fikir ve dava yolunda geçmiş ve hiçbir kadına duygusal bağ kuracak vakit bulamamıştır. Atandığı okulda bir meslektaşının yeşil gözlerine vurulur ve aşık olur. Bir şiir kaleme alır ve gizlice o öğretmenin dolabına koyar. Kadın öğretmen mektubu bulduğu anda kimden geldiğini anlar ve zarfı hiç açmadan Atsız'a geri verir. Başlamadan biten bir aşkın bu şiirine Atsız, "Geri Gelen Mektup" adını koyar ve yayınlar. İşte o şiir. Ruhun mu ateş, yoksa o gözler mi alevden? Bilmem bu yanardağa ne biçim korla tutuştu. Pervane olan kendini gizler mi hiç alevden? Sen istedin, ondan bu gönül zorla tutuştu. Gün senden ışık alsa da bir renge bürünse, ay secde edip çehrene yerlerde sürünse, her şey silinip kayboluyorken nazarından yalnız o yeşil gözlerinin nuru görünse. Ey sen ki kül ettin beni onmaz yakışınla, ey sen ki gönüller tutuşur her bakışınla. Hançer gibi keskin ve çiçekler gibi ince, çehren bana uğrunda ölüm hazzı verince. Gönlümdeki azgın devi rüzgarlara attım, gözlerle günah işlemenin zevkini tattım. Gözler ki birer parçasıdır sende ilahın, gözler ki senin en katı zulmün ve silahın. Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin, sen öldürüyorken de vururken de güzelsin. Bir başka füsun fışkırıyor sanki yüzünden, bir yüz ki yapılmış dişi kaplanla hüzünden. Hasret sana ey 20 yılın taze baharı, vaslınla da dinmez yine bağrımdaki ağrı. Dinmez gönülün, tapmanın, aşkın sesidir bu, dinmez ebedi özleyişin bestesidir bu. Hasret çekerek uğruna ölmek de kolaydı, görmek seni ukbadan eğer mümkün olaydı. Dünyayı boğup mahşere döndürse denizler, tek bendeki volkanı söndürse denizler. Hala yaşıyor gizlenerek ruhuma Kabil, imkanı bulunsaydı bütün ömre mukabil. Sır etmeye elden seni bir perde olurdum, toprak gibi her çiğnediğin yerde olurdum. Mehtaplı yüzün Tanrı'yı kıskandırıyordur, en hisli şiirden de örülmez bu güzellik. Yaklaşması güç, senden uzaklaşması zordur, kalbin işidir, gözle görülmez bu güzellik.